Pelin, senin ne işin var burada? Telefonlarımı açsaydın anlardın ne olduğunu. Cevapsızlarına bir bak istersen. En az 100 kez aradım. Ya ne bileyim ben, uyuyordum. Ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Ozan ortada yok Melih. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl yok ya? Yok işte. Sendedir diye geldim ama. Burada da değilse nerede bu çocuk ya? Eşya satan dükkanları var. Oğlan da babasının yanında çalışıyor. Maşallah. Kazım bir şey soracağım. Oğlanın anası Şükran Hanım yani. Aslen nereliymiş? Ne bileyim ben Sabiha. Kendisine sorarsın. Nasıl olsa bugün yarın tanışacağınız. Dengimiz insanlar işte. Sen sorup soruşturmadan iş yapmazsın bilirim. Ay bilirim de. Ben bizimkine güvenemiyorum. Ne demekmiş o? Hiçbir şey bilmiyor Kazım. Yani okusun adam olsun derken hanımın eline sıcak sudan soğuk suya sokturmadık. Zamanla olur hepsi. Herkes anasının kanında mı öğreniyor? Öyle de anası da hiçbir şey öğretmemiş diyecekler. Banu hayatta bir evi çekip çeviremez. İyi yaşlı. Askerlik yaptır bugünlerde. Göster ne göstereceksen. Ben çıkıyorum. Banu Ösel hazırlansın. Birlikte gideceğiz Zarif ablaya. Üzülme sen. Zarif abla onun hakkından gelir. Kazım. Ölürsün valla. Gitmenin sırası mı aldı aşkına? Keyfimden gitmiyorum herhalde. Öyle olması gerekti. Ne demek öyle olması gerekti? İşim vardı deyip gidiyorsun. Hiçbir açıklama yapmadan kestirip attın. Pelin'in böyle bir zamanda bize ne kadar ihtiyacı olduğunu farkında değil misin? Hayır anlamıyorum. Böyle kritik bir zamanda nasıl gidersin? Öyle gerekti diyorum İkbal, uzatma. Aa, dün acil diye aradılar işte. Tamam Bahri, git. Yine beni yalnız bırak. Ben evimle de çocuklarımla da tek başıma ilgilenirim. Lütfen dramatize etme. Dramatize ediyorum öyle mi? Hiçbir açıklama yapmadan bavulunu topluyorsun. Dün Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Türkmenistan'da üst düzey bir yetkinin ameliyatını yapmamı rica ettiler. Oldu mu? Ne deseydim? İkbal izin vermedi gelemem. Öyle mi deseydim? Pelin'in de ruh sağlığı önemli. Sen de bunun farkındasındır. Pelin kızın, hatırlatırım. Pelin'in yanında sen varsın. Kız evinde. Bak gitmek zorundayım İkbal. Durumu daha fazla zorlaştırma. İyi günler. İyi günler. Celal Demirhan adında bir kargo var. Oğluyum. Kimliğinizi görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Tamam. Buyurun çekiliniz. Teşekkürler. Şuraya imza. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Allah Allah. Gönderinin niye adı yok? Hocam günaydın. Günaydın Deniz. Ben de size bir şey söyleyecektim. Neymiş? Dün gece çok düşündüm. Kızmakta çok haklısınız. Ne zaman beri bana haklısınız dese ben haksızlığa uğramış oluyorum. Hocam çok özür dilerim. Yaptığımız şeyin doğru olmadığını biliyorum. Söylemek istedim ama ispiyoncu gibi davranmak istemiyorum hocam. Ne olur beni affedin. Sana çok kızgınım Deniz. Aslında Pelin'e de kızgınım ama şu anki durumunu göz önüne alarak ona bir şey demiyorum. Ya ben size güvendim. Bir daha güveninizi sarsacak hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum hocam. Peki.
Madem söz veriyorsun bu defalık affediyorum. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan asla affetmem ona göre. Pelin! Ne oldu İkbal? Pelin yok. Hacer Hanım! Ne demek Pelin yok ya? Hacer Hanım, Pelin'i gördünüz mü? Hayır, görmedim. Yok, açmıyor. Of Ozan, neredesin ya? Ya kızım tamam, bir sakin ol. Sen şunu baştan anlat bakayım bana. Ne dedi Ozan sana tam olarak? Ya ne bileyim, içkiliydi galiba. Kimse beni anlamıyor, Ankara'yı bırakıyorum falan dedi. Kendine saçma sapan bir şey yapmaz değil mi? Kube kızım, daha neler. Çıkar elbet bir yerlerden. İnşallah. Hayırdır sen, ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya, oturuyorum işte. Hadi Pelin, hadi başka zaman oturursun, hadi. Niye ki? Öyle. Yani niyeyse senin bu aralar böyle bize gelip gitmen, oturman falan pek iyi bir fikir gibi gelmiyor çünkü bana. Allah Allah. Neden acaba? Özgür, Pelin yok. Nereye gideceğini sana söyledim mi? Yok, bana da bir şey söyledim. Çok korkuyorum. Oo, aklına hemen kötü şeyler getirme. Telefonla aradın mı sen? Yok, aramadım. Telefon buradaydı zaten. Dışarıda anneciğim. Tamam anneciğim, gelirim birazdan, merak etme. İyiyim diyorum. Evet Melih. Neden gelmeyecekmişim buraya? Yokum. Bak şimdi sen git. Evden aradılar seni, merak ederler. Daha sonra konuşuruz ya. Öyle olsun bakalım. Ama konuşacağız bunu sonra. Ozan'dan bir haber alırsan ara mutlaka beni. Tamam tamam, merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Anladım Kazım, anladım. Sen bizim Şükran'ın oğlu Fuat'ı söylüyorsun. Hah, Şükran ablayla Ahmet abinin oğlu. Sen nereden tanıyorsun ki onları? Aa, ben onlarla senelerce komşuluk yaptım ayol. Yukarı mahalledeki, sarı apartman. Tabii, altlı üstte oturuyorduk biz onlarla. Doğru ya. Ama çok iyi insanlar değil mi? Allah var. Şükran çok muteber bir kadındır. Çok. Senden iyi olmasın öyle diyorlar. İşte böyle Zarif abla. Hayırlı bir işin arifesindeyiz. Ah Kazım, ah. Ben o zamanlar böyle miydim? Şükran da çok hamarat bir kadındı. Bütün komşular birlikte toplanıp makarna keserdik. Ondan... Hah, Zarif abla, lafını balla kestim. Ben de ondan geldim sana. Sabiha, Banu hiçbir işten anlamıyor. Ben bu kızı nasıl gelin edeceğim diye dertleniyor. Aman, bunun için üzülmeyin ayol. Öğrenir, öğrenir. Öğret o zaman. Kim? Ben mi? Eti senin, kemiği benim. Sen hiç üzülme Kazım. Ben onu akşama kadar hazır yaparım. Hücre abisi dayak yetmedi. Şimdi sıra çin işkencesine. Hadi bana eyvallah. Hadi güle güle. Alo. Kardeşim, kime diyorum ben? Alo. Of, madem konuşmayacaksın, ne diye arıyorsun ya? Aa, hoş geldiniz. Mert. Nasıl geçti tatil, iyi miydi? Tatil dediğin güzel geçer. Yat kal, keyfine bak.
afiyet olsun. Ben uçağa geçtim. En azından Pelin'i bekleseydin neredeyse burada olur. Hayatım, arkadaşına gitti dedin ya. Yarım saat çene çalar o. Kaçırırmış o. Hah, geldi işte. Çıkıyordum ben de. İyi bari yetiştim. Bak kendine dikkat et. Değil mi çocuğum? Ben seni sık sık arayacağım zaten. Tamam babacığım, merak etme. Hadi Deniz, biz de okula geçelim. Evet. Basmaldık. Kendinize iyi bakın. Vay be. Babam Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak görevlendirilen bir profesör. İnşallah bir gün ben de senin gibi olurum baba. Sen beni mutlaka geçeceksin oğlum. Evet. Hadi. Ben odamdayım anne. Birinci. Bir şey mi oldu? Yok. Şey. Ozan'a ulaşamıyorum da bir türlü. Çalıyor çalıyor, açmıyor. Merak ettim. Dün de bir tuhaf konuşmuştu zaten. Banu'yla tartışmışlarsa belki ona tafra yapmıştır. Onun için açmamıştır telefonu. Melih'e de sordum. O da bilmiyor. Onu da gitmemiş. Allah Allah. Neyse ben odamdayım. Çok yorgunum. Ve dinler istersen hayatım. Duş alıp uzanacağım. Ancak kendime gelirim. Ha baba. Bu arada... Bu paket sana geldi. Kimdenmiş? Bilmiyor musun? De isim yazmıyor. Alo. Alo. Kardeşim cevap versene ya. Yanlış numara mı? Manyağın biri arayıp sesimi dinliyor. İki etti bugün. Numara görülmüyor mu? Yok. Gizli numara. Neyse benim okula yetişmem lazım. Varmış paketin içine. Bir fatura, bir şirket unutmuştu, onu göndermişler. Tamam, neyse, ben kaçıyorum. Kendine dikkat et oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ayol onun yarısı çöpe gitti. Vallahi ilk defa için başarılı bence. Oho! Sen ömründe ilk defa mı patates soyuyorsun? Bu eller bıçak tutmak için değil, neşter tutmak için yaratıldı Zarife teyze. Aman, aman vazgeçtim, vazgeçtim hadi. Bırak, bırak sen git hadi süpürge yap. Hadi süpür şu anlayı filan. Mahallede kadınlar böyle yapıyordu. Ne kadar keyifli oluyormuş. Ya, ne yapıyorsun sen? Temizlik. Dur kızım, dur. Dur, vazgeçtim, vazgeçtim. Eline de hiçbir şey yakışmıyor senin. Öf. Aa, Şükran'a. Seni gelin alırsa... ...vallahi kalbine iner kadının. Ay Zarife teyze. Sen bana yumurta kırmasını da öğretsene. Sabahları ben menemen yaparım kocama. Az bir gelsene sen benimle. Vay Şükran'ım vay. Vah başına gelerdi. Hmm.
Demek bu ihaleye girmemiz tehlikeliymiş. İşin ada bindi. Ben bunlardan korkacak adam mıyım be? Efendim ablacığım. Mustafa neredesin? Nerede olacağım? Bürodayım tabii. Ozan nerede peki? Akşam eve gelmedi. Herhalde Melih de kalmıştır. Melih de bilmiyormuş. Pelin aramış. Ya bir yerde takılmışlardı işte. Genç bunlar. Geçenlerde bir azarladım. Harcamalarına dikkat et diye tavır yapıyordur. Bak Mustafa, sakın geçiştirme. Pelin'le daha yeni neler yaşadık biliyorsun. Tamam ablacığım, sen merak etme, ben Ozan'ı bulacağım. Hadi görüşürüz. Nerede bu spa ya? Açsana şu telefonu ya. Ozan. Şımarıklık. Yapma. Merak. Ediyoruz. Beni. Hemen. Ara. Gel. Kazım Bey geldiler. Al içeri. Buyurun. Gel Kazım Efendi, gel. Kızım sen ne yapıyorsun? Bu ne şaklabanlık? Büyük fırsatı değerlendiriyorum. Ne fırsatı? Deli rolü mü yapacaksın? Babamı evlendirmemeye ikna edemediğimiz için olaya tersten gireceğiz. Aileyi ikna edeceğiz. Geçecekler. Peki bu konuda bize kim aracılık edecek? Zarife değil. Hadi yapalım. Evet ya. Evet. Başka kim olacak? Alo. Evet, ben Celal Demirhan. Acele konuşmamız lazım. Tamam, biliyorum orayı. Bir saat sonra. Tamam. Merhaba. Canım. Çok özledim seni. Çok da merak ettim. Ne oldu, apar topar gittin? Ne dedi Banca Hoca? Mert hiç sorma. Hani Pelin beni Banu'nun evi diye Melilerin evine götürmüştü ya, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Bu yüzden ayrılmadın zaten. O kısmı geçebilir miyiz? Peki. Bahri Hoca öğrenmiş oranın Melih'in evi olduğunu. Doğal olarak çok kızdı tabii. Deniz bak, Melih yüzünden yine başını döner. Mert lütfen, yine ben demiştim deme. Ben hallettim zaten. Özür diledim Bahri Hoca'dan, o da kabul etti. Tamam tatlıcadı, sen asma suratını. Zaten biliyorsun, yani benim bundan sonra Melih'le bir problemim olmayacağını sana söz vermiştim. Evet, söz verdim. Ben de senden bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra sonucunun her ne kadar kötü olacağını düşünürsen düşün, benden asla gerçeği saklamayacaksın. Bak, Melih'in evine gittiğini bana söyleseydin bu kadar uzun süre ayrı kalmayacaktı. Mert. Aslında benim sana söylemek istediğim bir şey var. Evet Kazım Efendi. Bu dosyaları dediğim yere götür ver. Düşün de beyim, ben ne yapacağım bunlarla? Sen dediğim yere götür işte Kazım Efendi. Onlar halledecekler, karışma sen. Peki beyim. Dur bir dakika, bir dakika. Efendim Şulen. Melih mi? Tamam, alın içeri. Şu dosyayı da al. Merhaba Mustafa amca, nasılsın? İyiyim, sen? Vallahi pek iyi değilim. Ozan'a ulaşamıyorum.
Yani arıyorum ama açmıyor telefonlarını. Arkadaşlarını aradın mı peki? Aradım. Görüşebileceği, gidebileceği herkesi aradım ama kimse bilmiyor. Ben de sen biliyorsundur diye düşündüm. Vallahi dün akşam eve gelmedi. Ben de seninle tanıdım sanıyorum. Pelin de konuşmuş bir. Gerçi ona da nereye gideceğini söylememiş. Dün bir ara beni aradı. O sırada toplantıdaydım, açamadım. Şu ihale... verdiğini bulabildin mi bari kitabı? Evet. Onu Melih imzalatıp kitaplarımın arasına bırakmış. Kardeşin altından bu adam mı çıkacak? Mert bir sakin ol, oturur musun lütfen? Olamam. Ne zamandan beri biliyordun sen bunu? Birkaç gün. Söyleyip birini bile duymadın ha? Mert. Söylemek istedim ama... Ama? Aşırı tepkilenmenden korktum. Ben bunu bildiğimden beri kendimi ne kadar kötü hissediyordum. Sen bunu biliyor musun? Ben bir daha bu yüzden seni kaybetmek istemiyorum. Çok sevindim aradığım ilgisi gidesine. Artık sabrımı taşıdım. Ama merak etme. Bu herif bizim aramızı asla bozamayacak. Yalnız senden tek bir şey istiyorum Deniz. Bundan sonra birbirimize verdiğimiz bu sözü tutalım. Ve artık birbirimizden hiçbir şey saklamayalım. Tamam mı? Tamam. Deniz, çok acil gelmen lazım. Yaş ne oldu? Ya anlatırım hadi. Mert'cim kusura bakma. Bu sefer Deniz'i ben kaçırdım. Ya hadi sen. Mustafa amca ne oluyor? İyi misin Mustafa Bey? Kazım sen git. Sekretere söyle bana Tarık'ı göndersin. Emrin olur. Mustafa amca. Dur Melih. Dur. Gel. Buyurun Mustafa Bey. Beni istemişsiniz. Tarık. Şu dün söylediğin ihaleye giren diğer şirket. Ne dediler sana? Vallahi alenen tehdit ettiler Mustafa Bey. Ne dediler dedim. İhaleye girerseniz başınıza geleceklerden biz sorumlu değiliz dediler. Kaçırdılar o zaman. Mustafa amca hemen polisi arayalım. Hayır. Kimseye aramayacağız. Tarık. Şu heriflerin numarasını bul. Bakalım ne istiyorlar. Hemen Mustafa Bey. Gönderirsiniz ha? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Size de merhaba Celal Bey. Bu kadar acele çağırınca bize bir şey oldu zannettik. Ödeme zamanı daha gelmedi. Eve kurşun göndermek de neyin mesleği? Celal Bey, sen bizi anlayamamışsın. Biz seni uyarmak istesek çıkar karşına derdimizi anlatırız. Yok eğer anlamam dersen de o kurşunu evine değil direkt sana yollarız. Bu kurşun neyin mesleği o zaman? Neyse ne? O da senin kendi sorunun. Belki de daha başka alacakların var. Bir daha da böyle sudan sebeplerle bizi çağırma Celal Bey. Akıllı ol. Ha? Ödeme zamanı da yaklaştı. Sakın unutma ha. Yoksa külahları değişiriz. Thank you.
baksana. Fenayım Deniz, çok fenayım. Ya ne yemek görüyor gözüm ne uyku. Eridim bittim, mahvoldum. Ya tamam ne oldu anlat hadi. Ya ne olacak, özgür meselesi işte. Bu muydu acil durum yani? Ben de kötü bir şey oldu sanmıştım. Ya aşk olsun Deniz ya. Ben bütün çakralarımı özgür açtım ama sonuç alamıyorum. Ya bundan daha kötü ne olabilir ki? Tamam hadi anlat bakalım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sorun da bu ya. Ne yani? Dünden beri hiç konuşmadınız mı? Hayır. Dün bütün gece elimde telefonu öylece bekledim. Hoş. Arası da ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Canım ya. Dünkü plan da işe yaramadı tabii. Maalesef. Ya ne yapayım? Her konuda bıdı bıdı konuşan ben, mesela Özgür'e gelince tut yemiş bülbül gibi susuveriyordum. Sana geveze diyenler bir de Özgür'ün yanında seni görsünler. Aşk olsun Deniz ya. Ben yemeden içmeden kesildim diyorum, sen ne diyorsun? Tamam tamam. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz. İyiyim Özgür. Açar bakayım yanında. Sonra aynı bıraktığın yerde. Siz dün akşamdan beri nefesle konuşmadınız mı? Konuşmadım ya. Dün elinde telefon var bizi bekledim. Arayamadım ya. Özgürcan, ne olurdu biraz girişken olsan? Ya bir iki cümleye bakar şu iş. Ya olmuyor işte, beceremiyorum biliyorsun yani. Ya oğlum o kadar plan yaptık. Ortam hazırladık size. Siz yine karşılıklı sus pus oturdunuz. Çok daha yani bir planlı gerçekten. Siz Deniz'le orada kavga ederken ben Meveş'e ilan aşk mı edecektim? Tamam tamam olur, halledeceğiz. Özgürcan hemen geliyorum. Alo? Ne haber Hande'cim? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne? Ektin mi meyvesini? Evet, sıcaktık ama Melih geldi. Allah Allah. Hayır, sen işler çok iyi gidiyor. Kesin kafalarım deyince... Dün gelmeyi de çok hevesliydim. O yüzden de geldim. Neyse, Melih bu. Ne yapacağı belli olmaz. Sen de bir kere ekildin diye hemen pes etmek de böyle değil mi? Yok canım. Bilirsin başladığın için mutlaka bitirir. Süpersin. Hadi konuşuruz sonra. Allah Allah. Neden gitmedi ki acaba? Nerede ki bu Melih? Son kez soruyorum. Oğlum nerede? Ne demek nereden bileyim ben? Dün beni tehdit etmediniz mi? İhaleye girmeyin diye. Nasıl? İhaleyi zaten siz mi kazandınız? Anlaşıldı o zaman. Kusura bakmayın, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ne oldu Mustafa amca, ne diyorlar? Biz ihaleyi zaten kazandık. Ne işimiz var senin oğlunla diyorlar. Yahu bu çocuk nerede o zaman? Ben nereden bileyim Melih? Ben nereden bileyim? Ya Zarife teyze, bunun burasındaki delik ne işe yarıyor? Hey Allah'ım ya Rabbi. Kız sen beni öldürecek misin? Oradan su konuyor, su. Aa, süpermiş. Bizimki elektrikli. Annem bazen böyle ıslak bez yapıyor. Ama söyleyelim bari bundan alsın. Kız Banu, sen benimle eğleniyorsun değil mi? Ha? Banu. Bak şunu şu düğmesini dikiver ablacığım, iyi mi? Bak iğneyi ipliği de geçirdim, şimdi sen beceremezsin. Aa bak şimdi, konumuz dikiş olunca olay farklı. Dikiş konusunda kimse elime su dökemez Zarife teyze. Ha, yani yapabildiğim bir şey var. İyi, hadi bakalım. Bakayım. Aa, vallahi yapıyorsun kız. Aferin. İyi. Şükran'a söyleyeyim dikiş dikiyor diye de sevinsin. Vallahi dikiyorsun. Aferin sana maşallah. Bak. Bakayım. Pes. Pes vallahi ya. Amma beceriksiz kızsın sen. Kız senden gelin değil. Hiçbir halt olmaz. Aa öyle deme Zarife teyze. Yerin kulağı vardır derler. Tamam abi bırak boşver.
ne sanki yeni işte. Olmaz öyle Özgürcan. Hemen pes edemezsin. Olmuyor işte Mert. Anlamıyorum da beceremiyorum demişti. E oğlum ben de bile biliyorum. Söyleyin sayın ilişki doktoru. Hastanızda bir mit var mı? Bugüne kadar bu konuda benim elimden hiçbir hasta kurtulamamıştır. Bak şimdi. Yani karşı cinsle iletişime girmenin türlü türlü yolları var. Bunlardan bir tanesi konuşarak anlaşmak. Ki onu beceremediğimizi anladık zaten. Maalesef biz de ikinci yola başvuracağız. Neymiş ikinci yol? Yazarak anlatmak. Daha önceden de denedim. Elime yüzüme bulaştım biliyorsun. Allah benim. Alo efendim benim. Ozan'ı mı? Yok. Bugün ortak dersimiz vardı ama girmedi. Tamam görüşürüz. Ne olmuş? Ozan ortalarda yok. Şunu söyleyeyim. Tamam. Ne diyor? Yazmaz diyorum işte. Abi unutalım gitsin. O işi aç bak. Anneciğim çok merak ediyorum Ozan'ı. Aradım ama açmıyor bir türlü. Bu işin içinde başka bir şey var. Hadi yürü. Nereye anne? Durum ciddi galiba. Dayının yanına gideceğiz. Hadi çabuk. Tamam. Öyle mi? Peki teşekkür ederim. Ne oldu Mustafa amca, ne diyor polis? 24 saat geçmeden resmi işlem yapamıyorlarmış. Allah'tan tanıdıklar da. Hemen gidecekler. Hastaneden bir haber yok değil mi? Yok yok yok. Yani hiçbir hastanede kaydı yokmuş Rahat. Allah'ım nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Çıldıracağım. Nerede bu çocuk ya? Pelin'e telefonda yoldayım filan demiş. Hadi be koçum. Hadi be aslanım. Hadi be oğlum aç şunu ya. Mustafa amca şehir hastalıklar çıkmış olmasın bizim oğlan? Yok bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz. Şule! Şoför söyle arabayı hazır. Şey efendim, şoför bir yere kadar gitti. Ne demek bir yere kadar gitti? Kazım sen bizimle geliyorsun. Başka arabaya gideceğiz. Maaş söyleyin. Muhasebeye söyleyin şoförün maaşını kessinler. Benim arabamla istediği gibi gezip tozmak var mı be? Ay Zarife teyze ama bizim Banu bir sarma yapar. Parmaklarını yalarsın. Ay abla anlatma lütfen. Hem o zaman daha küçüktüm. Ne küçüğü be? 3 ay önceydi. Ne yapmış? Ya böyle içini yapmasına yapmış ama. Yaprakları kapatamayınca. Ay ne yapayım Zarife teyze? Yaprakları kapatamayınca ben de iplikle sarıverdim. Biliyorsun dikişi çok seviyorum ya. Kız Banu, sen var ya. Hem beceriksizsin hem de kafasız. Ay aşk olsun Zarife teyze. Senden ne doktor olur ne bir şey. Yalan dolan bunlar hep. Ay vallahi Zarife teyze üzüyorsun bizi ama ya. Kızım bizim Fuat var ya zehir gibidir zehir. Bu şapşalanlıkta ne yapsın ayol? O bir elin bir oldu. Ah ah başını yakacaklar çocuğu. Bak bak yavrum bak. Niye olmuyormuş canım? Yani ikiniz de konuşamıyorsunuz diye bu ilişki başlamayacak. Yani bilmiyorum. Pek emin değilim. Ya o kadar fırsat yarattınız. Hoşlanıyor olsa açılırdı herhalde. Mehmet saçmalama. Özgür'ün çekingen bir çocuk olduğunu bilmiyorsun sanki. Yok yok. Belki de daha tıptı kızlardan hoşlanıyor. Biraz kilo mu versem acaba? Belki de sarışınlardan hoşlanıyor olamaz mı? Mehmet. Saçmalamayı artık keser misin? Özgür senden hoşlanıyor. Ben buna eminim. Öyle mi dersin? Evet. Ama açılamıyor o kadar. Aslında aramızda bir enerji akımı var. Hissediyorum ama. Tamam işte seni görünce konuşamıyor çocuk. Ne yapacağız? Madem o seninle konuşamıyor, sen onunla konuşacaksın. Deniz deli misin? Onun yanında iki kelimeyi bir araya getiremiyorum.
getirirsin. Sen cesur bir kızsın. Yani ikiniz de konuşamıyorsunuz diye bu ilişki başlamayacak mı? Hayır tabii. Ama o zaman cesaretini toplayıp konuşacaksın onunla. Başka yolu yok. Hadi kalk. Deniz dur. Nereye? Özgür'le konuşmaya. Ama Deniz. Yürü dedim. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Bir şey söylemedi efendim. Tamam. Anne dayımı arayalım hemen. Evet. Bak Zerife teyze. Telefonunu yanına koyuyorum. Rahat rahat konuşursun. Hadi be. Kimle konuşacağım ben Allah aşkına? Kardeşin konuşacak hal mi bıraktı bende? Uyuyacağım. Canım hani lafın gelişi. Yani hani acilen birini aramak istersin belki diye dedik. Ha, acil bir durum olur. Hem ben zaten hep koymuyor muyum yanına telefonunu? Ha, evet. Doğru, doğru. Acilen arayabilirim bir yeri. Suna bana bak. Oradan defterimi getir bana bakayım. Sen de oradan gözlüğümü getir. Zerife teyze. İstersen ben bulayım numarayı. İstemez. Uyuyacağım da kafamı ağrıttın zaten. İyi. Hadi yarın görüşürüz. İstemez. İstemez. Yarın gelmiyorsun sen. Gelmiyorsan mı siz? Kim ister zaten? Hadi. Ay Zerife teyze. O kadar mutluyum ki. Bu oğlan da olmasa bu kızı evlendirecek adam bulamazdık. Gitmiyor musunuz siz daha kızım? Ben uyuyacağım demedi mi sana Suna? Hadi. Gidin. Efendim abla. Neler oluyor Mustafa? Ozan'ı merak edip Pelin'le birlikte ofise geldik. Of. Kaygılanmakta haklıymışsın. Ozan'a bir türlü ulaşamadık. Yani telefonu çalıyor ama açmıyor. Biz de defalarca aradık. Biz de onu aramaya çıktık şimdi. Her yere baktınız mı? Koskoca çocuk nereye gider? Bilmiyorum abla. Kimse de bilmiyor zaten. Deline bir şeyler söylemiş galiba. Versene yanında mı? Tamam canım. Dayın seni istiyor. Dayıcım? Prenses. Ozan sana şuraya gidiyorum diye bir şey söyledi mi? Eskişehir yolunda olduğunu biliyorum sadece. Tabelayı okudu. Sarhoştu galiba. Eskişehir'e 150 kilometre falan var dedi. Sarhoş muydu? Eskişehir yoluna. Baş sürelim. Tamam prenses. Biz de oraya gidiyoruz zaten şimdi. Sonra ben size arar haber veririm. Tamam? Tamam dayıcım. Eskişehir'e doğru gidiyorlar. Arayacağım dedi. Yok abi çiçek çiçek veremem. Hayatta olmaz. Daha ne var? Bak beni sinirlendiriyorsun ha. Ona olmaz, buna olmaz. Oğlum biraz sınırlarını zorlayacaksın ya. Deniyorum ama böyleyim ben. Ne yapayım? Malzeme bu kadar. İyi Özgür, tamam güzel. Alık alık bakarsın kızların yüzüne. İşte bak geldiler. Kim geliyor? Merhaba. Ne haber? Nerede kaldınız? Siz bekliyorum. Öyle mi? Yok, biz şey için. Özgür, Mehmet'in sana söylemek istediği bir şey varmış. Eskişehir'e az bir yolumuz kaldı Mustafa amca. Oradakilere de haber versin miydik acaba? Onlar da ararlardı. Çoktan haber veremez zaten. Babamla da konuştum. Yani herhangi bir hastaneyle ilgili durum olursa hemen arayacak bizi. Yer yarı bunun içine girdi sanki ya. Tasalanmayın. Bulacağız onları Mustafa Bey. Şu Ozan'ın diğer arabası değil mi? Ne? Dur bir dakika, sakin ol. Ben hemen geliyorum anne, merak etme sen. Ya anne korkacak bir şey yok, bir sakin ol.
Ne oldu Özgür? Ya Ozan ortada yokmuş. Babam da evde yok ki, annem benim yanında istiyor. Allah Allah, nerede olabilir bu çocuk? Bilmiyorum, dayımlar aramaya gitmiş. Neyse millet, ben eve gidiyorum, görüşürüz sonra. Özgür, gelişmelerden beni haberdar et. Ben de seninle geleyim mi Özgür? Gerek yok Deniz, sen bak keyfine. Başını yakacaklar. Ben buna izin vermem. Vermem ben buna izin. Benim adım Zarife. Buna hiç izin veremem. Ah Şükran. Benim ben Zarife abla. Ah hiç iyi değilim. Hiç. Ayol Fuat'ımı evlendirecekmişsiniz. Bunu duydum. Aklınızı başınıza alın diye aradım ben. Aman, aman kızım. Bak, alacağınız kız size hiç uygun bir gelin değil. Ozan, oğlum. Aslında çok.